Merhaba sevgili izleyiciler, sevgili Sanayi TV izleyicileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu video konumuz uzaklardan Antalya'dan bağlanıyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Genel Müdürü Doktor Aylin Tümay ile birlikte olacağız. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Merhabalar Mustafa Bey, hoş gördük. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, sağ olun. Sıcaklarla uğraşıyoruz efendim. Evet, İstanbul sıcakları biraz geç başladı. Antalya tabii öyle değil. Antalya'da havalar nasıl gidiyor? Yani dayanabiliyor musunuz sıcaklara? Valla sıcaklar güzel. Yani her zamanki olması gerektiği gibi Antalya, ama bir de sıcakla beraber çok kalabalık. Nüfus çok fazla. Evet, Antalya'nın yazları nüfusu artıyor. Evet, bu yıl daha da arttı. Daha da arttı gerçekten. İstanbul aratmıyor diyebilirim ben, eski bir İstanbullu olarak. Trafik yaşıyoruz yani. Trafik gibi bir problemimiz oldu. Son 1-1,5 yıldır. Ama yine de çok güzel bir şehir. Harika bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden çok şanslıyız. Siz İstanbul'da mı doğup büyüdünüz? Antalya'ya sonradan mı gittiniz? Ben 15 yıldır Antalya'dayım. Ondan daha önce İstanbul'daydım. İstanbul doğumlu değilim. Aslında Trakyalıyım ama 11 yaşından itibaren okumak için İstanbul'a gelip okuma, üniversite, bütün o hayatım ve iş hayatım yine İstanbul'da oldu ve ani bir kararla artık İstanbul bizi artık boğuyor, biz burada niye yaşıyoruz dedik ve eşimle beraber Antalya'ya taşındık 2007 yılında. Evet, aslında böyle bir özgeçmişinize baktığımızda başarılarla dolu bir özgeçmiş olduğunu belirtmekte fayda var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevre mühendisliği alanında mezun olmuşsunuz ve daha sonra da kariyeriniz ilerlemiş. Aslında şeyi merak ediyorum biraz, sizin özelinizde, sonra da Teknopark'a geçeriz. Ama ilk merak ettim, şimdi İstanbul'da çevre mühendisliği okudunuz. Genelde Türkiye'deki ortalama gençler okuduktan sonra işte 4. sınıfa gelir, şimdi ben ne yapacağım der. Siz o soruyu kendinize sordunuz mu ve o soruya nasıl bir cevap buldunuz? Tabii son sınıfta elbette, tabii biraz branş da çok yeni bir branştı açıkçası, bundan 30 küsür sene önce diyelim, daha da fazlası. O dönemde çevre mühendisliğiyle ilgili tam olarak hani alanlar da çok dardı, çalışma alanları da çok dardı. Ama ben hemen 3. sınıfta falan şeye başlamıştım. Yani ben burayı bitirdikten sonra ne yapabilirim? Bu alandaki iş fırsatları nedir? Nerelere girebilirim? Ne işler yapabilirim diye. Ve kendi alanımda da o dönemde çok bu alanda çalışan en birinci sıradaki bir firmayı keşfettim açıkçası. Ve o firmayla ilgili olarak da araştırmaya başladım. Son sınıfta. Mezun olduktan sonraki süreçte de onlarla temasa geçtim. Çünkü bizim alanımızda iyi mühendis yetiştiren ve Türkiye'deki hemen hemen birçok şehrin arıtma tesislerini yapan bir firmaydı. Sistem Yapı Grubu. Onlarla temasa geçtim ve o şekilde ilk tecrübem başladı. Ondan önce tabii bir sanayi odası geçmişim var. Bir yıl kadar sanayi odasında çalışmıştım. Akabinde de bu firmaya giriş yaptım ve 7,5 yıl kadar firmada çalıştım. Sahada, mühendis olarak. Yine bir Antalya değil mi? Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda görev yapmıştınız. Onun dışında var mıydı? Tabii sistem grubunda çalıştım. İnşaat sektöründe. Sahada mühendis olarak çalıştım. Proje müdürlüğü yaptım. Tesisler kurduk ekibimle beraber. Antalya'da, işte İstanbul'da, değişik illerde farklı şantiyelerim vardı. O süreç bittikten sonra 7-7,5 yıl sonunda kendi firmamı kurdum. Proje danışmanlığı yaptım. O dönem hibeler yeni yeni daha popüler oluyordu Türkiye'de. Belediyelere, firmalara bu Avrupa Birliği projeleriyle ilgili olarak danışmanlık verdim. Kendi ofisimi kurdum. Akabinde bu süreç devam ederken de bir fırsat, hani Antalya fırsatı vardı eşimle beraber. Antalya'ya taşındık. Antalya'ya taşındıktan sonra 1,5 yıl kadar üniversitede ders verdim son sınıflara. Çünkü sahada çalışırken inşaat sektöründe doktoramı bitirmiştim tek bir üniversiteden. Dışarıdan yapmıştım doktoramı. Dolayısıyla bir doktoram olduğu için bir tanışıklığımız da oldu bir hocamızla. Yaklaşık 1,5 yıl kadar ders verdim. O süreçte de bir kapı açıldı, Ticaret Sanayi Odası. Ve orada çalışmaya başladım 2009 yılında. Ticaret ve Sanayi Müdürü olarak başladım ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak devam ettim. 9 yıllık bir çalışma sürecim oldu odada. Uzun bir süreç. Güzel projelere imza attık hep birlikte, ekibimle. Yönetimle beraber. 9 yılın sonunda emekli oldum. 2018'in Ekim ayında. Aralık ayında da Teknopark'ı kurmak üzere burada göreve başladım. Antalya Ticaret Odası'nda, Ticaret ve Sanayi Odası'nda çalıştığınız en uzun süre orası mı? 9 yıl orada çalıştım. Evet. Evet. Bu önceki de 7,5 yıl. 9 yıl.
Evet. 9 yıl gerçekten uzun bir süre. Hani böyle bazen düşündüğümde ben bir yerde en fazla ne kadar çalışabilirim falan böyle düşündüğüm zaman evet. Sizin 9 yılı gördüğümüzde maşallah diyorum. Yani peki şöyle bir şey var mı bir karakter olarak işte ben bir süre burada çalışırım ama ya kendinize böyle bir kota koyuyor musunuz? Ya 3 yıldan fazla bir yerde çalışmamak lazım falan dediğiniz böyle bir kota var mı? Wow, ben tabii şöyle biraz kendimi klasik değerlendirebilirim herhalde. Öyle diyebiliriz. Aidiyet duygum çok yüksek benim. Yani bir inşaat sektöründe de 7,5 yıl çalışmak biraz yani çok kolay bir şey değil aslında. Birçok şeye dayanıyorsunuz. Biraz yapım itibariyle çok mücadeleciyim. Kolay pes etmem. Sonuna kadar giderim. Olması için, oldurmak için elimden gelen tabii ki gücüm yettiği kadar bir insan olarak. Dolayısıyla böyle çok çabuk bırakıp terk etmem. Terk etmem yani. Hani mutlaka o işi sonuna kadar bayrağa götürmeyi seviyorum. Geçmişte de böyle oldu. Şimdi de öyle. 5 yıldır buradayım. 2018'in aralığında girdim. 2019'da pandemi oldu biliyorsunuz. Evet, maalesef. Yeni bir teknopark kurulması görevi verildi bana ve bununla ilgili olarak da pandemi süreci, işte bir takım tabii aksamalar önümüzde, bir takım kapanmalar ama yılmadık bu arada. Başkanımızın liderliğinde Ali Bahar Başkanımız, şu anda Ticaret Sanayi Odası Başkanı, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Teknopark'ın da başkanı. Tabii onun da verdiği güçle, destekle 2018-2019 sürecinde pandemide projelerimizi yaptık. 52 dönümlük bir arazimiz var bizim. Bütün altyapı projelerini bitirdik, hazırlıklarını yaptık. Pandemiden sonra açılmasıyla beraber de altyapı ihalemizi tamamladık bu 52 dönümün. Daha sonra da kendi binamızı, 52 dönümün 15 dönümünde kendi binamız 15 dönüm kapalı alan onun projelerini yaptık, ihalesini yaptık. Ve geçtiğimiz ne diyelim bu yılın Ocak ayı 2023'te de bakanlığımız geldi, onayladı, tetkiklerini yaptı ve biz Şubat itibariyle girişimcilerimizden projelerimizi almaya başladık. Evet, şimdi Ali Bahar'dan bahsettiniz. Ali Bahar'ın seçimleri de biliyorsunuz Sayın Ali Bahar'ın böyle kıran kırana geçen bir seçimdi. Türkiye'deki seçimleri böyle bir bertaraf etti. Kendi açısından Antalya daha çok konuşuldu ticaret odası seçimlerinde. Yani kim kazandı diye aday kendisinin kazandığını söyledi. Daha sonra işte yargı yoluyla, tekrar sayımlarla falan Ali Bahar kıran kırana bir seçimi aşarak geldi. Peki geldikten sonra bir teknopark olarak yani İletişimi çok iyi güçlü kurabiliyor musunuz? Çünkü bir teknoparkı geliştirmenin, ileriye götürmenin en iyi yönü yönetimle ilişkilerin çok iyi olması. Yani aynı frekansı konuşuyor olabilmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu noktada çok çok şanslıyız. Bizim tabii teknoparkımızın ortakları organize sanayi bölgemiz, ticaret sanayi odamız, Akdeniz Üniversitesi, Bilim Üniversitesi, bir de Genç Organize Sanayi Derneğimiz var. Dolayısıyla böyle ekosistemin olması gereken bütün paydaşları teknoparkın yönetiminde söz sahibi. Ve yönetimimizde de hepsinin temsilcileri var ve yönetimimizde sanayicilerimiz de var ayrıca. Dolayısıyla biz çok dinamik bir teknoparkız. Çok çabuk karar alabiliyoruz, uygulama anlamında uygulamaya geçebiliyoruz. Çünkü organize sanayi içerisinde yer alan bir teknopark olduğumuz için izinlerimizi, onaylarımızı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden alıyoruz. Ve Bölge Müdürlüğümüz de bu noktada çok hızlı hareket ediyor, çok devinimi yüksek bir organize sanayi bölgesi, çok kıymetli bir Organize Sanayi Bölgemiz. Türkiye çapında da öyle. Büyüklük olarak ve yaptıkları hizmetler olarak, yaptıkları proje olarak. Dolayısıyla bu noktada biz sinerji içerisinde çalışıyoruz. Birlikte hareket etme noktasında da el ele. Üniversitelerin de olması bizi çok güçlendiriyor tabii ki. Dolayısıyla projeleri hayata geçirme noktasında güzel başlangıçları hep birlikte yapabiliyoruz. Kararları hızlı alabiliyoruz. Zaten başkanımız çok hızlıdır. Yani temposu çok yüksektir. Biz ona ayak uydurmaya çalışıyoruz çoğu zaman. Ve hepimizi de sağ olsun Teknopark'ı, Organize Sanayi ve Ticaret Odası'nı üçlü böyle saç ayağı, hepsi de çok değerli kurumlar. Birlikte, hep birlikte bizlerin de desteğiyle başkanımızın önderliğinde yürütüyoruz. Aslında o enerjiyi buradan da alabildik. Yani o enerjiyi bizimle de paylaştınız. Başkanımızdan bizden size ne güzel. Bu sıcağa rağmen, küsürlere rağmen bunu aktarabiliyor olmak güzel. Ekip çok önemli. Ekip çok kesinlikle. Önemli. Ekip, sinerji ve aynı frekansta buluşabilmek. Bu çok kesinlikle önemli sinerjide. Kesinlikle. Şimdi 2018 yılında Teknopark'ı kurdunuz. Geldiniz, başına size bir görev verildi ya da bir davet edildiniz. Gittiniz, kuruyorsunuz. O kuruluş aşamasında, çünkü sıfırdan bir şey kuruyorsunuz sonuçta. Evet. Neler yaşadınız ve tedirginlikleriniz nelerdi o dönem için? Açıkçası tabii Teknopark'la ilgili olarak bilgim vardı, bir tecrübem de vardı. Şöyle ki ticaret odasında son 2 yılım KOBİ müşaviri olarak devam ettim. O süreçte de bir müdürlük kurduk. Yine girişimcilik alanında
kadın girişimciler, genç girişimciler, bu kurullarımız vardı ticaret odasında. Onların bu hizmetlerini, yaptıkları projeleri geliştirmekle ilgili olarak da bir birim kurulmuştu. O birimin de sorumluluğu bana verilmişti. Ve o süreçte tabii Teknopark, teknoloji geliştirme bölgeleri, girişimciler, yarışmalar, bu konudaki işte yatırımcılar, Melek Yatırım Ağları, Gelişim Sermayesi Yatırım Fonları. Son iki sene bunlar üzerine yoğunlaşmıştım. Dolayısıyla da Teknopark'a geldiğim zaman da bu konuya bir yabancılık çekmedim açıkçası. Artık o bütün o bilgi birikimi, yaşanmışlıklar, yapılanlar harmanlanarak o zaman bu sistemi kurmak adına bir görev verildi. Ve benim için güzel bir yol başladı. Çok tedirgin olmadım açıkçası. Çünkü bizim teknoloji geliştirme bölgede Teknopark sistemimiz de çok keyifli. Bakanlıkla çok güzel bir koordinasyonumuz var. Onlarla birlikte çok ortak çalışabiliyoruz. Teknoparklar arasında böyle çok tatlı bir rekabet var. Yok bile diyebilirim. Hiç tanımadan telefon açıp konuştuğum, aslında zikredebilirim çünkü çok mutluyum kendisi tanımaktan. Ostim Teknopark'ın genel müdürü Derya Hanım. Bu alana girdiğimde şöyle bir genel müdürlere bakmıştım. 2-3 tane genel müdür kadın vardı. Dedim ki o zaman ben bir tanesini bir öğreneyim, bir bakayım, konuşayım, tanışayım. Hiç birbirimizi görmeden telefonla çok güzel bir dostluk kurduk ve sağ olsun her zaman minnettarım. Bana çok destek oldu ve daha sonra Teknoloji Gelişme Bölgede Derneği olduğunu öğrendim girdikten sonra. Derneğin de bir mentor-menti ilişkisi olduğunu, yeni kurulan teknoparklara böyle bir hizmet verildiğini ve hemen Ostim Teknopark'la böyle bir işbirliği protokolü imzaladık yönetimiyle, bizim yönetimimizle beraber onları ziyaret ettik. Ve bugüne kadar da onların tecrübelerinden faydalanmaya devam ediyoruz. Her konuda bize çok büyük destekler. Bu bizi çok rahatlattı, yolumuzu kolaylaştırdı diyebilirim. Gerçekten çok faydalı oldu. Güzel bir proje, süreklilik de arz eden bir proje. O yüzden bütün o tedirginliğimi bir anda ben bir kenara attım ve çalışmalara son sürat Ostim'i de takip ederek onların da rehberliğiyle, çünkü organize sanayideki bir teknopark onlar da. Geçtiğimiz yılda derece de aldılar, birinci oldular. Çok hızlı büyüyen ilk teknopark olarak. Dolayısıyla güzel bir mentorumuz var. Onlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Peki dediniz ya, Derya Hanım'la biz telefonda görüştük, öyle bir dostluk kurduk falan. Hala telefonda görüşmüyor, yüz yüze gelebildiniz mi o süreçten sonra? Olmaz mı? Pandemi döneminde telefonla şu kapanmalar dediyse yüz yüze gelsek dedik tabii Zoom'dan görüşmüştük. Ama sonra tabii yüz yüze geldiğimizde bizi çok uzun yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Biraz böyle geçmişimiz de benziyor. Onun da işte ODTÜ, ben hiç uçmuştum. Bir Amerika geçmişimiz var, onun da öyle. Amerika'da bir dönemi var, dönmüş daha sonrasında. Dolayısıyla çok güzel bir yüz yüze görüştüğümüz zaman da sıcak bir arkadaşlığımız, dostluğumuz halen de devam ediyor. Şimdi organize sanayi bölgeleri genel olarak Türkiye'de erkek egemen bir yer, bir sistem üzerine kurulu. Siz bir kadın olarak bunun zorluklarını yaşadınız mı? Yani elin hamuruyla burada ne işin var diyenlerle karşılaştınız mı hiç? Yani bu aslında şey bir soru. Yani bunu çok geçmişe dönüp bakmak lazım. Mühendis olarak aslında bu alanda olmak çok kolay bir şey değil. Ama bu bir ön yargı açıkçası. Yani sektörde çalışırken de patronun en sonunda hani değerlendirme aşamasına geldiğinde evet, kadın mühendisler de çok çok başarılı. Onlara çok güveniyoruz. Hatta daha da başarılılar dediğini hatırlıyorum. Dolayısıyla bir cinsiyet ayrımcılığı söz konusu değil. Evet, öyle bir şey var hep. Hani erkek egemen bir sektör gibi görünüyor ama bizler de başarılıyız. Bizler de bu konularda başarılı olduğumuzu kanıtlıyoruz, gösteriyoruz. Dolayısıyla ben erkek kadın ayrım olarak bakmıyorum ama tabii alan olarak baktığınızda daha çok erkeklerin egemen olduğu ya da erkeklerin çalıştığı bir alan. Bu arada da ben erkeklerle birlikte çalışmayı çok seviyorum. Hani inşaat sektöründe de aynı şekilde, ekibimde de erkek arkadaşlarımız vardı. Makinacısı, elektrikçisi, elektrik mühendisleri. Dolayısıyla sinerji içerisinde çalışmayı seviyorum. Küçük aksamalar da olursa onları da telafi ediyoruz. O yüzden biraz hani erkek tarafımızı çıkartıyoruz mu, gardımızı mı alıyoruz diyeyim. O zaman da küçük böyle hafif sopalarımızı gösteriyoruz. Ama projelerimizde hep beraber erkek kadın ayrımı olmadan zevkle vatana, ne diyelim, ülkemize faydalı hizmetler vermek adına da ayrımcılığı da bir kenara bırakarak hep birlikte yürüyoruz, koşuyoruz diyelim.
Bundan birkaç ay önce Sanayi Gazetesi olarak sanayi camiasını, kadın sanayicileri ele alan bir dosya haber hazırlamıştık, Demirleydiler diye. Ona da özel çalışmıştık çünkü sanayide kadınlar da var ve gerçekten de çok başarılı işler yapan kadınlara da şahitlik ettik. Hı-hı. İşte bunlardan biri de şu an karşımızda Aylin Hanım. Şimdi size hemen rica edeyim. Bu bir iltifat değil, gerçekleri sadece telaffuz ediyoruz. Şimdi şunu da sormak istiyorum bu arada. Şimdi sizin Teknopark'ta birbirinden zengin konular var. Sağlık, biyoteknoloji, savunma sanayi, enerji üzerine de sektörler var. Birincisi şunu sormak istiyorum. Seçerken neye göre karar veriyorsunuz? Yani oraya başvuran girişimciler ya da firmalar nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? İkincisi de bir mozaik mi tanımlamak istiyorsunuz? Yani biz çok alanda iş yapıyoruz, biz böyle çeşitlilik elde etmeye çalışıyoruz, bir mozaik oluşturmaya çalışıyoruz babında mı yapıyorsunuz? Yoksa çok geniş bir uzmanlık alanları var mı? Ya da ulaştıkları alanlar açısından? Tabii. Organize sanayi bölgemizde 8 ana sektör var bizim. Bunun içerisinde plastikten tutun, işte çelik, gıda, tarım, işte içerisinde gübre gibi farklı bir mozaik var. Çok güzel aslında bu mozaiğin olması. Dolayısıyla bu mozaiği tamamlayıcı bir teknoparkız biz. Dolayısıyla bir spesifik, sadece bir konuda uzmanlaşmak ya da sadece o girişimcileri almak şeklinde bir hedefimiz yok. Ki şimdiye kadar doluluk oranımız %20 şu anda. Şubat'tan beri projeleri almaya başladık. Ve bunun içerisinde işte yazılım, gıda, efendime söyleyeyim sağlık, enerji, nanoteknoloji, robotik gibi farklı alanlardan girişimcilerimiz var. Dolayısıyla biz zaten bunu arzu ediyoruz. Yani böyle olmasını istiyoruz. Ve bu girişimcilerimizin projelerinin bazıları organize sanayideki firmalarımızın konularına çok yakın. Onları biraz burada kuluçkada ne diyelim biraz besleyip bir noktaya getirip bu firmalarımızda da bir proje eşleştirme anlamında da projeler yapmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz arasında var. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Genelde teknoparklar çok bilinen yerler değil. Yani işin spesifik ilgilenmeyen biriyseniz halk tarafından çok bilinmez. İşte halka gidip sorsanız belki çok haberi de olmaz bu işler. Fakat aslında bizim teknoparkları belki bilinirliği tanımak, yükseltmek için sadece sektörel ilişkiler olan kişiler ya da kurumlarla değil de sanki halka da biraz indirmemiz, halkın da bak bu ülkede neler oluyor onu göstermek açısından da önemli. Bu programı da onun için aslında çoğunlukta yapıyoruz. Onu da sormak istiyorum. Peki siz Antalya'da sizin teknoparkın bilinirliği ne durumda ya da oradaki halkla nasıl bir ilişkisi var? Şimdi tabii biz dediğim gibi yeni açıldık, tam aslında böyle hani açıldık ve onun bir ne diyelim törensel kısmını henüz yapmadık. Yani bakanlık bize onay verdi, hadi bakalım artık girişimcilerinizi kabul edin dedi. Dolayısıyla sonbahar gibi bir açılma seremonisi yapmayı planlıyoruz. Ama bu arada ne yapıyoruz? Mesela ben geçtiğimiz bir 15-20 gün oluyor sanırım. Büyükşehir Belediyesi'nin bir inovasyon merkezi var. Halkla iç içe olan böyle hani çevre ve inovasyon merkezi olarak geçiyor. Orada bir takım atölyeler var. İnsanlar gidip orada atölyelere katılıyorlar. Çevreyle ilgili, atıklarla ilgili, geri kazanımla ilgili. Orada mesela bir söyleşiye katıldım. Orada işte farklı dediğiniz gibi tamamen hani teknik olmayan halktan insanların olduğu ve onların çok ilgisini çekti. Yani ben hani böyle gider bir 15-20 dakika söyleşi yapar dönerim diye düşündüm. 1-1,5 saat orada kaldım ve onların çok ilgisini çekti. Gelip görebilir miyiz dediler. Ben de elbette dedim. Hani şimdi yaz dönemi malum ama dediler sonbaharda biz gelip görmek istiyoruz böyle 7-8-9 kişi. Elbette dedim daha da fazla olun. Bizler size teknopark gezebilir miyiz? Hani imkan var mı öyle bir şey? Elbette dedik. Dolayısıyla mesela ilk adım, küçük bir adım belki ama şeyler belediye ile öyle bir ilişkimiz oldu. Tabii Antalya'da kurumlar arası iletişim İstanbul, Ankara gibi değil. Çok daha çabuk iletişim halinde olabiliyoruz ve birbirimizi tanıyoruz. Biraz benim tabii ticaret odası geçmişimde olması kurumlarda çok fazla tanıdık var. Onlarla da temastayız. İşte açıldınız mı? İşte ne zaman açılıyorsunuz tam anlamıyla? Gelip bir ziyaret edelim şeklinde. Bunlar sosyal tarafı var dediğiniz gibi ama kurumların olduğu işte il müdürlüklerinin olduğu taraf var. Dolayısıyla bu yaz döneminde kimse pek tercih etmiyor gelip gitmeyi ama sonbaharda bunu yapmayı arzu ediyoruz. Tabii sosyal proje anlamında da ben hep onu hani kafamın bir tarafına vardır her zaman. Hani her şeyi çok böyle ne diyelim faydaya döndürmek, sosyal fayda olarak yapmak. Sadece maddi değil de evet teknoloji geliştirelim, bunu ihracat katma değerli ürün çıkartalım, faydası olsun. Ama bir yandan da aynen sizin söylediğiniz gibi
ekosisteme de bunu hissettirmek, şehirde yaşayan insanların da bunun farkında olması. Bunlarla ilgili de bir takım etkinlikler planlıyoruz açıkçası. Evet, şimdi Antalya'ya baktığımız zaman ne kadar işte turizmle anılsa da bir öğrenci şehri aynı zamanda. Aynen. Öğrencilerin de yoğun olduğu bir şehir. Peki sizin Teknopark'a üniversite işbirliği nasıl? Üniversitelerle çok böyle ciddi bir girift, bir işbirliğiniz var mı? Evet, de Akdeniz Üniversitesi Bilim Üniversitesi ortaklarımız arasında demiştim. Zaten her iki üniversitenin temsilcileri bizim YK'mızda var. Aynı zamanda Bilim Üniversitesi bize çok yakın. Yani organizenin bittiği noktada Bilim Üniversitesi başlıyor. Dolayısıyla o duvarı da bir şekilde bir planımız var. Öyle bir şeyimiz de var. İki başkan, başkan vekiliyle beraber öğrencileri buraya daha kolay ulaşmasını sağlamak anlamında. Oradaki ekiple görüşüyoruz, haberleşiyoruz. Önümüzdeki okul açılışı. Biz de Şubat'ta açıldık. Girişimciler gelmeye başladı. Arada hocalarımız geldi. Onlar ziyaret ettiler. Neler yapabiliriz? Onları bir sohbetledik. Yeni dönemde de ne tür projeleri birlikte gerçekleştirebiliriz? Öğrenciler için ne yapabiliriz? Buluşkamızda onlara ayıracağımız alanlar var. Dolayısıyla bu ön görüşmeleri, ön sohbetleri yaptık. Sonbahar, kış döneminde de onlarla birlikte yine aynı şekilde tasarladığımız, düşündüğümüz etkinlikleri, projeleri yapmayı arzu ediyoruz. Bizim aynı zamanda organize içerisinde teknik kolejimiz var. Organize sanayi bölgesine ait olan. Geçtiğimiz 2 yıl önce açıldı. Çok donanımlı, organize sanayinin finansör olduğu bir teknokolej. Dolayısıyla oradaki öğrencilerle etkileşimimiz var. Onlarla birlikte projeler yapmayı ve onları buraya çekmeyi de arzu ediyoruz. Onlarla birlikte de hareket etmeyi düşünüyoruz. Bizim için aramızda yaklaşık herhalde Bilim Üniversitesi ile 1 kilometre var. Onlarla da 800 metre gibi çok kısa mesafelerde hem kolej hem üniversitemiz var. Akdeniz Üniversitesi 20-25 kilometre mesafemiz ama onlarla da girişim ekibiyle oradaki genç arkadaşlarımızla da etkinlik mahalleyiz. Onların etkinliklerine katıldık. Onlarla birlikte bir takım projeler konuştuk. Yeni dönemde onlarla birlikte de bir şeyler yapmayı arzu ediyoruz. Gençlere yapılan projeler her zaman değerlidir. Çünkü geleceğimiz gençlerde. Buna değer vermeniz önemli. Peki şunu da merak ediyorum. Yakın ve uzun zamanda Teknopark'ınızın projeleri ne? Var mı önünüzde bir yol haritası? Evet, aslında bunu daha önce zikretmedik. Şöyle diyeyim, bizim pandemi döneminde... TV olsun. Evet, pandemi döneminde tabii durmuyoruz. Bir yandan proje yapıyoruz ama bir kalkınma ajansa proje verdik. Prototip atölyesi kurulması ile ilgili olarak. Bir doğrudan DFT olarak bir bunun fizibilitesini hazırlamak için bir hibe aldık ve bu hibenin karşılığında da bir proje gerçekleştirdik. Organize sanayi bölgesinde Teknopark'ın içerisinde bir prototip atölyesini kursak nasıl bir atölye olmalı? OSB'deki firmaların, sanayicilerin ihtiyaçları ne? Şehrin ihtiyacı ne? Şehirdeki diğer prototip atölyesi, Maker Lab tarzı yerleri bir analiz ettik. Kimlerde ne var? Sparta Burdur'a baktık ve daha sonra da bütün bu ekosisteme baka diyoruz, Batı Kalkınma Ajansı. Bu bölgedeki diğer illerdeki hem organizelere de bu çalışma yaptık, bir anket çalışması. Hem de kendi organize sanayimiz içerisinde yaptık. Bir takım atölyeler çıktı. İşte mekanik, elektronik, efendim plastik gibi. Bu atölyelerin de hangi cihazlar alımı, bunlarla ilgili bir bütçe çıktı. Dolayısıyla elimizde böyle bir fizibilite var bizim. Şu anda da bu fizibiliteye uygun olarak bir çalışma yapıyoruz. Bir atölye kurmayı planlıyoruz. Türkiye'deki örneklerine de baktık, dünyadaki örneklerine de baktık. Bu bölgeye özgü, bu bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve dışarıya hizmet verebilecek, sadece makinelerin durup tozunu alacağımız değil de oluşturabileceğimiz, ürün ortaya koyabileceğimiz, hizmet verebileceğimiz bir atölyeyle ilgili de şu anda çalışıyoruz. Yerimiz var bununla ilgili olarak. Bir binamızı yapmıştık, kaba inşaatını yapmıştık, içini yapmadık. O binamızın içini çok doğru kurgulayıp ve olması gereken aletleri de alarak bir iş modeli oluşturarak bu iş modeline göre de onu çalıştırmak istiyoruz. Bu birinci projemiz. İkinci projemiz de buraya gelmek isteyen ama malum Antalya artık biraz kalma anlamında da biraz zor bir şehir olmaya başladı. Yüksek kiralar. Evet, pahalı bir şehir. Biraz Teknopark'ın içerisinde biz bunu kurguluyoruz şu anda. Yine yerimiz var. Hani gelip kalabilecek. İşte ben 3 ay, 4 ay Antalya'da Teknopark'ta gelip bu projede çalışabilirim diyenlere de buyurun gelin kalın. Hem burada hani yatabilirsiniz hem projenizi yapabilirsiniz gibi bir takım olanakları sunan da bir projemizi kurguladık. Çalışıyoruz. Onu da hayata geçireceğiz önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde planlıyoruz bunları. Çok güzel projeler. Umarım en kısa zamanda gerçekleşir ve faaliyete geçer diyelim. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'de teknoloji üretim merkezleri son zamanlarda artmaya başladı. İşte çip üretim merkezleri kurulmaya başladı. Yani geciktik ama geç olsun güç olmasın dedik ve devam
ediyoruz. En azından güzel işler yapıyoruz. Teknolojiye, evet, biyoteknoloji anlamında çok önemli şeyler yapılmaya başlandı. Onun değerini anladık. Belki pandemi en çok bunu bizi uyardı bu konuda ama genel olarak öyle baktığınızda siz bu Türkiye'deki teknoloji üretim merkezlerinin son yıllardaki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin gözünüzden bir yorum alalım. Elbette. Şimdi tabii 2000'lerde biliyorsunuz bizim Türkiye'deki teknoparkların ilk kurulum süreci 2000'li yıllarda başlıyor. 2001-2002 ve yaklaşık bir 20-23 yılımız var. Dolayısıyla bir şeye baktığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman son 10 yılda inanılmaz bir imelenme var. Yani %200-300'lere varan ekosisteme baktığınız zaman, ekosistemdeki paydaşlara, aktörlere baktığınız zaman nitelik ve nicelik, yani sayının artması, evet 90 küsur tane teknopark var ama bu sayıyla beraber de ciddi bir oluşturduğu hacim var. İşte buna nereden bakıyorsunuz? Bir takım indikatörler var. İşte ihracata olan katkısı, işte çıkan girişimcilerimizin efendim aldığı yatırımları, işte siz görüyorsunuz unicornlar, dekakornlar, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmeleri ve bizim girişimcilerime yatırım yapmaları gibi. Dolayısıyla bu çok hızla ilerliyor diye anlamda. Ekosistem çünkü çok birbirleriyle etkileşim halinde. Çok fazla fırsatlar var, İBE'ler var, TÜBİTAK projeleri yazıp, OSCEP var, TÜBİTAK var. Efendime söyleyeyim, projelerinizi geliştirebilirsiniz. Bir yandan hızla artan melek yatırım, melek yatırımcılar, girişim sermayesi yatırım fonları siz de takip ediyorsunuzdur. Onlar da oldukça sayı olarak arttı fakat yatırım olarak da arttı. Bu arada biz de bir girişim sermayesi yatırım fonu kurmak üzere de yönetim olarak karar aldık. Onun da çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bunları bütün bu projelere paralel olarak. Dolayısıyla çok önemsiyoruz. Yani buradan çıkacak girişimcilerin öncelikle bu bölgedeki yatırımcılar tarafından yatırım alması önemli. Yatırım aldıktan sonra belki bu bölgeden çıkıp ulusal veya uluslararası yatırımcılara çok daha rahat ulaşma ve onların ilgisini çekeceğini de düşünüyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi girişimciler, inanılmaz girişimciler, gençlerimiz müthiş. Ya bu bölgede de öyle. Çok güzel projeler var, güzel projeler yapıyorlar, destek alıyorlar. Ama yatırımcı noktasında sıkışıklıkları oluyor. Dolayısıyla işte bunu çözüm olarak bir melek yatırım ağ kuruldu bölgemizde. Biz de bir girişim sermayesi yatırım fonuyla bunu bir bütünleştirmek istiyoruz. Ama global olarak ulusal anlamda da baktığınızda ekosistem artarak faydalı anlamda çoğalarak devam ediyor ve çok güzel projeler, girişimciler ortaya çıkıyor ve ürünler ortaya çıkıyor. Ve bu bir aslında üçlü saç ayağı. Yani işin girişimci ayağı, yatırımcı ve devlet. Tabii devlette de kanunlar, efendim yönetmelikler, onlarla ilgili mekanizma da hızlı ilerlediği için. Dolayısıyla üçlü saç ayağı bütünleştiği zaman da daha hızlı yol alıp faydaya dönüştürebiliyorsun. Bürokratik çözümler hızlandı mı? Evet, hızlandı. Ya gerçekten ben başladığımızda açıkçası benim hani bakanlıkla bir temasım yoktu ticaret odasındaki. Biz Ticaret Bakanlığı'na bir bölümü bağlı bir yapıydı ve genel olarak kurum olarak kendi içimizde yönetimimiz söz konusuydu. Buraya geçerek ben ilk Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile temasımız olduğunda ve akabinde de işte başvuru süreci, bizim projelerimizin onaylanması, değerlendirme süreçlerinde bakanlıktaki devinim oldukça yüksek gerçekten. Etkileşim halindeyiz. Grubumuz var. WhatsApp grubumuz var. Pandemi döneminde mesela hemen bakanlık bir mesaj attı. Yani hangi teknoparkta ne var ilintili bize yazın özelden diye. Mesela solunum cihazı o şekilde gruptaki paylaşımla beraber, daha sonra biliyorsunuz iki yatırımcı ona hemen yatırım yaptılar pandemi döneminde ve sayı çoğalarak üretildi. Dolayısıyla böyle bir grubumuz var. Canlı bir grup. O çok önemli. Yani teknoparklar arasında bir şey, yeni bir şey bulunduğu zaman ya da işte onunla ilgilenen var mı şeklinde bir soru olduğu zaman birbirimizle paylaşımımızı başarıyla götürebiliyoruz. Bence bu çok önemli, çok değerli. Evet, Sanayi Bakanlığı bu konuda gerçekten hızlı ilerliyor. Bu konuda zaten artık şey, ona böyle tırnak içerisinde atom karınca falan derlerdi yani. O kadar hızlı ve sorun çözücü ilerleyen bir şeydi ve sizden de bunu duyduk. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok keyifli bir yayın oldu. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Tamam efendim, tekrar görüşmekle. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, Sanayi TV izleyicileri, yayınımızın sonuna geldik. Konuğumuz Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Genel Müdürü Aylin Tümay'dı. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini de açmayı asla unutmayın. Görüşmek üzere.